küçükkayele demokrasi meydanında ana muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nasılsınız? sağ olun. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sayın çok sağ olun. Sağ olun. Böyle puantiyeli kravat nefis olmuş. Sağ olun. Çok teşekkür çok, ederim. Çok yakışmış bugün efendim. Bugün size gayet şıksınız. Onu da ifade ben edeyim. Ben de bunu ilk defa giyiyorum evet, bugün. Evet evet. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çok İnşallah soru. daha da iyi olacak. Olacak mı? Daha da iyi olacak. Memleketimiz tabii. iyi olsun efendim. Derdimiz bu. Memleketimiz iyi olacak. Vatandaşların sorunlarını çözeceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve inançlıyız. Beraber ama vatandaşlarla beraber çözeceğiz. Hı -hı. Birlikte çözeceğiz. Demokratik kurallar içinde çözeceğiz. E, taşkınlıklara falan yolaşmadan. E, Sokaklara kucak... dökülmeden. Her, tabii herkesi kucaklayarak ve doğruları anlatarak ve nasıl çözü... sorunların nasıl çözüleceğini de anlatarak vatandaşla kucaklaşacağız. Şöyle Türkiye'yi turluyorsunuz sürekli. İşte tarım sektörü, üretici, evet. esnaf işte dün kırklar elindeydiniz. Çünkü pek çok yere gidiyorsunuz. Evet. Bütün bunlara baktığınız zaman böyle umutlu musunuz yani? Elbette. 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 Peki. Şöyle vatandaş burnundan soluyor aslında. Hı. Özellikle esnaf. Gerçekten perişan vaziyette. Ama onlara söylüyoruz yani. Biraz sabırlı olun. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Dolayısıyla kararı sandıkta vereceksiniz. Var olan şikayetleri ben de biliyorum, onlar da biliyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Büyük sıkıntılar var, onu anlatıyorlar. İntihar eden insanlar var, ona örnek veriyor, o insanlar örnek veriyorlar. Ama diyoruz yani, biraz sabır, biraz sabır, biz bu işi çözeceğiz. Peki. Şimdi efendim, ben dün şöyle bir anons yaptım. Türkiye'nin en çok izlenen, Türkiye'nin kanalı burası çünkü. Öyle, ve öyle. çok etkili bir platformda. Türkiye'nin sesi aslında. Sağ olun. Tabii. Burada Bunu şunun için söylüyorum efendim. Biz buralardan gelen tabloya bakınca Türkiye'nin nabzını görüyoruz. Türkiye'de dün ve bugün iki önemli konu konuşuluyor. En çok, inanın bana. Evet. Bir tanesi, bu sizin de sorduğunuz, bu paralar nerede? Bu işte evet. Naci Ağbal'ın istifa ettiği gün vesaire, sizin tabirinize birileri voleyi vurdu mu? Onu konuşuyor halkımız. Evet. İkincisi de, Esnaf biraz önce de sorular geldi efendim. Biz kapalıyız tabii pandemi zamanında evet. herkes kapalı. Fakat iktidar partisi az evvel haberimizde izlediğimiz gibi lebalep salonlarda. Evet. Bunu bir yorumlar mısınız önce? Şimdi ne söylenir Allah aşkına? Gidiyorsun kahveciyle konuşuyorsun. Diyorlar ki dükkanını kapat tamam. Efendim sosyal mesafeleri koruyun tamam. Efendim işte yan yana geliyorsunuz ama kağıt oynamak yasak. Çünkü virüs kapabilirsiniz diyorlar. Peki Allah aşkına bu görüntü nedir? Nedir bu görüntü yani? Sokaktaki insana ceza kestiler. Kahvedeki insana ceza kestiler. Arabadaki insana ceza kestiler. Son 3 ayda kesilen ceza miktarını çıkardım. 254.317 kişiye ceza kesilmiş pandemi kurallarına uymadı diye. Peki bu insanlara ne yapacaksınız? Baroların biliyorsunuz. iptal edildi. Ertelendi. İptal edildi efendim pandemi dolayısıyla ama kongre yapıyorlar. Kooperatifler üstelik, bile yapamıyorlar. Evet, evet üstelik şu tabloya bakın. Şimdi bir iktidar eğer halka söylediğiyle kendi yaptığı arasında 180 derece fark yaratırsa o iktidar dünyanın her tarafında güven vermeyen iktidardır. Bu iktidar da güven vermeyen iktidardır. Ben bunun nesine güveneceğim? Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Orada siyah söylüyor. Buraya gelip beyaz diyor. Burada beyaz diyor. Dönüp orada siyah diyor. Ya bu iktidar nasıl bir iktidardır? Neyin nesidir yani? Türkiye'yi nasıl yönetiyorlar bunlar? Vatandaş görüyor tabii bunu. Görmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Görüyor. Şikayet ediyor. Bunlar olmaz diyor. Ama bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz. Tamamını. İlk bir hafta içinde. Halkın desteğiyle, Geleceğiz iktidara. Bundan en ufak bir endişem yok. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz. Efendim ben yönetmenim Tomakin'den rica edeyim. O görüntülere bir bakalım. Çünkü iktidar cena ne diyecek diye merak ediyordum. Evet. Ben de buradan sesleniyordum. Ya Allah aşkınıza bakın bu görüntü iyi değil. Çünkü sağlık meselesi efendim. Ben işin siyasetinde değilim ama sağlık söz konusu. İsmail Vaka Bey. 30 binlerde. Sağlık bakanı doktor. Herkese söylüyor. Tweetler atıyor. Mesajlar veriyor. Mesafeyi koruyun diyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Söyleyen kim? Doktor. Yapmayan kim? Doktor olmayan birisi. Sormak gerekiyor ya, sağlık konusunda yetkili olan doktor mudur? Sağlık konusunda yetkili olan, tababetle ilgili, tıpla ilgili hiçbir alanı bilmeyen kişi midir? Şimdi o kişi, sağlık alanı ile ilgili her türlü kararı o veriyor. Dün iktidardan böyle bir açıklama geldi, Cahide Özkan. O Hı. görüntüyü verir misiniz şimdi arkadaşlar? Şimdi kongrelerdeki ha şu görüntüler Hı. diyor ki yatay çekim yapıldı diyor. Galiba Haber Global'deki meslektaşımın sorularını yanıtlıyordu. Şimdi efendim bakın burası ben dün şöyle sordum Sen Genel Başkan. Evet. Dünyanın herhangi bir ülkesinde mesela Almanya'da, İngiltere'de, evet, Fransa'da, evet. İtalya'da pandemi zamanında böyle bir şey olabilir mi efendim? Mesela olabilir mi? Hayır efendim. Allah aşkına keşke bizim kurultaydan da örnek verseydiniz ya. Fotoğraflar vardı. Nasıldı siz yani, anlatın ya, Olağanüstü bir şey. Bütün gazeteciler oradaydı, televizyoncular oradaydı ve böyle bir kurultay görmediklerini ve hepsinin çok rahat çalıştığını biz mesela böyle bir kurultay yapmadık kendi insanımıza saygı duyduk. Siz Bunlar... yapabilir miydiniz? Levalet doldurabilir miydiniz? Hayır miyiz? efendim doldurabilirdik o ayrı bir şey. Ama pandemi varsa ve biz ayrıca bir de Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık. dedi ki şu koşullarda biz kurultayımızı yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz dediler. Seyircisiz evet seyircisiz yaptık. Sadece delegeler geldi. Aralarına birer koltuk tamamen boş bıraktık. O çerçevede gazeteciler için ayrı mekanlar, ayrı salonlar yarattık salona sığmadığı için Bilkent'te kocaman salona sığmadığı için ayrıca bazı üyelerimizi onur kurulu üyelerimizi dışarıda onlar için özel mekanlar yaptık. Yani sağlık konusunda ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Bu nedir Allah aşkına? Ve bunlar örnek olacaklar. Topluma yani örnek bu yatay çekim falan değil değil mi efendim? Yok efendim neresi yatay çekim işte. Bildiğiniz çekim işte. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki aynı, aynı fotoğraf değil mi bu? RFM bunu aynı makineyle yani... çekilen değil mi? Evet. Hadi burası yatay diyelim. Orası da mı yatay Allah aşkına? Yani olacak şey Peki. değil. Peki. Şimdi efendim bir ikinci bir... insana değer vermiyorlar. Bir insan önce hadi bana değer vermiyorsun. Ya kendi seçmenine değer ver ya. Kendi delegene değer ver kardeşim ya. Bari çağır bir Sağlık bakanıyla konuş ya. Böyle bir toplantı yapılabilir mi diye. İnşallah bunların tamamı aşı olmuştur. Bakın inşallah diyorum. Tamamı aşı olmuştur. Nasıl efendim geçici Nasıl satış yani, olacaklar. Ya gerçekten çocuklar var mesela. Ya yazıktır günah. Böyle yani. otobüslerde dans edenler görüntüler. O var. O ayrı bir şey. Yani dediğim Burada gibi. Burada vatandaşlar var, var. gençlik kolları evet. falan var. Onlar aşı Ve bunlar nasıl Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorlar. Asıl şaşırtıcı olan o yani. Peki. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi biz tabii siyasette de kendimizde böyle bir üslup ararız her zaman. Yani evet. en sert şeyleri bile söyleyelim ama üslupla söyleyelim. Evet. Kusura bakmayın ama Sayın Erdoğan adeta dalga geçercesine bir şey söyledi sizinle evet. ilgili. Ben böyle dersime çalışırken onu da mutlaka notlarımı aldım. <laughs> evet. Muhtarlarla ilgili siz şimdi bir öneride bulundunuz. Evet. Ve o öneriden sonra Sayın Erdoğan da size böyle müstehsi ifadelerle evet, diyeyim evet. ha. Evet, buldum tamam. sonunda. Sizi adeta dalga geçti. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz ve siz ne demek istediniz? Bu nedir işin aslı? Şimdi bakın İsmail Bey, adamların dünyadan haberi yok, muhtar dünyasından haberi yok. Bazı mahallelerde, mahallelerin nüfusu bir ilden büyük. Bir daha söyleyeyim de Erdoğan duysun. Bazı mahallelerin nüfusu ilden büyük. Mesela Bayburt'tan büyük, Bayburt merkezinden büyük mahalleler var. Bayburt merkezi kim yönetiyor? Kaymakam var, vali var, belediye başkanı var, muhtarlar vesaire vesaire vesaire. Emniyet var, hepsi var. Peki oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor. Hı hı. Bu muhtarın bir yardımcı elemanı bile yok. Bir yardımcı elemanı bile yok. Muhtarlar toplansa dedim ki sizin oyunuzla Allah nasip ederse geleceğim. Ve ben size birer tane yardımcı eleman vereceğim. Üniversite mezunu olacak. Siz dükkanı kapatıp gitmeyeceksiniz bir yere. Yardımcı elemanınız orada olacak. İster adına Özel Kale Müdürü deyin, ister yardımcı eleman deyin, ister kendi memurunuz deyin. Ama hmm. muhtarlıkta bir kişi olacak. Muhtarlık sürekli açık olacak. Hmm. Bunu ve bu dedim eğer yapılabilirse, Eşsizliğe de biraz katkısı olur. Yani insanlar dışarıda dünya kadar üniversite Yaklaşık 100 bin mezunu. Yaklaşık hmm. 100 bin değil efendim. 1 milyon aşkın üniversite mezunu işsiz. Yok yok ben muhtar sayısını katledim. muhtar sayısı 50 bin. 50 bin, i̇şte Buradan, 50 bin kadro girer yani, öyle mi? Efendim ne olacak yani? 50 bin kadro ne var ya efendim böyle ikişer üçer tane danışmanlar milletvekil... onlar yardımcı oluyorlar. Var efendim milletvekillerinin var. Hmm. Belediye başkanlarının kadroları Peki, var. Peki Erdoğan ama sizinle yani bu öneriyle dalga geçti biraz. Tabii şimdi bakın. E, İsmail Bey bizim bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer eleman veriyor Hı. ama kendi kadrosundan veriyor. Ben neden muhtarın kadrosu olsun diyorum? Çünkü bunun arkası var. Ben diyorum ki muhtar kendi mahallesiyle ilgili bir karar çıkacaksa belediye meclisinde o belediye meclisine muhtar mutlaka katılmalı, Hı. söz ve karar sahibi olmalı. Öyle ya ben muhtarım. Hı. Benim belediye mahallemle ilgili karar verilecek, benim haberim yok. Vatandaş gelip bana rahat ulaşabiliyor. Belediye Başkanı'na ulaşamıyor, Milletvekili'ne, Bakan'a ulaşamıyor. Zor ulaşıyor. Bence iyi bir öneri bu. Efendim, ya muhtar... makul. Çünkü önce... benim mahallemle ilgili, beni halk seçmedi mi? Beni seçti. Benim mahallemle ilgili karar alınıyor, benim haberim yok. Ama dedim ki belediye başkanlarına, Hı. memur, yani atayacağımız sizin yanınıza görevli olacak üniversite mezunu kişi, sizin elemanınız olacak, belediyenin olmayacak. Hı. Çünkü belediyenin olduğu zaman, Belediye diyecek ki belediye meclisi toplantısına katıldın kardeşim benim aleyhime konuştun. Ben memurumu geri çekiyorum. Biz ya. buna muhtarlık görevlisi diyeceğiz değil mi? Memur gibi. Efendim muhtar, memur tabii mi? Bildiğimiz 650 diye tabi. Çünkü o daima orada olacak. Ya bence bence makul bir öneri bu. Yani makul efendim var. makul, akılcı. Bakın bu muhtarın izne çıkmaya hakkı yok ya. izne çıkamıyor biliyor musunuz? Neden? ödeneği kesiliyor. Siz bunu önerince efem muhtarlar size ne dediler? Mesela nasıl tepkiler geliyor? Muhtarlar yerekli dersi vereceğiz. Siz hiç üzülmeyin diyorlar. Peki. Vereceğiz. Şimdi bu iki temel vereceğiz. konudan sonra efem ayrıca sadece o değil. Hı. Eleman değil. Muhtarlara bütçe de vereceğim. Her muhtarın bütçesi olacak. Ne bütçesi? Şimdi bakın diyelim ki bir çocuk üniversiteyi kazandı. Fakiri evet. bir ailenin çocuğu. Parayı yol parası yok mesela gidip kaydını yaptıracak. En rahat ulaşacağı kim? Muhtar. Bu tara diyecek ki ya çocuğum üniversiteyi kazandı. O en azından otobüs parasını karşılar mısın? Muhtar o bütçeden o, o ailenin otobüs masrafını karşılayacak. Eğitim sorunu çıkıyorsa eğitim sorunu bir bir şekliyle mali kendi bütçesi ölçüsünde karşılayacak. Ama bu bütçe aynı zamanda denetime tabi olacak. Yani hmm. öyle laüsel harcanacak bir bütçe değil. Anladım. Bunu muhtar arkadaşlara da söylüyorum. Muhtara memuru vereceğiz. Muhtara bütçe vereceğiz. Muhtar ...kendi mahallesinde gerçekten de söz mi? ve karar sahibi İnsana olacak. İnsanın muhtar olası geliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Efendim bütün muhtarlar... ...bakın neden muhtarlara önem veriyorum? Bu topraklarda yapılan ilk seçim... ...Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan... ...bir muhtarlık seçimidir. Hmm. Muhtarlar demokrasinin... ...ana taşları, ana umurgasıdır. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa... ...Türkiye'de demokrasi o kadar güçlü Peki. olur. Şimdi efendim burada... biraz böyle Erdoğan ne derse desin... ...muhtara hem bütçeyi hem yardımcı elemanı vereceğim. Peki. Şimdi biraz böyle sosyal medyada ve evet. internette en çok konuşulanları da bir seçtim. Tamam. İşte kısa kısa burada bir gitmek evet. istiyorum. İzin verirseniz. En son haberde gördüm. CHP içerisinde bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ tabandan oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek bu konuda rapor hazırladı. Şimdi bu tabii uzun bir konu ama Evet. Partiyi siz merkeze mi çekiyorsunuz? sağ mı çekiyorsunuz? Sol değerler vesaire. Bunu nasıl özetlersiniz efendim? Efendim parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi. Hı. Parti halkın partisi. Benim partim değil. Halkın partisi. Hı. Halkın partisi ne demektir? Halkın her kesimiyle diyalog kuran parti demektir. Bakın, Taşeron işçileri Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ilk dile getiren parti kim? Biziz. Taşeron İşçilerin içinde her siyasi görüşten insan var mıydı? Vardı. Ama onların sorunlarına kim sahip çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi. Apartman görevlileri, değil mi? Her apartmanın bir görevlisi var. Peki bunların sorunlarıyla ilgilenen bir siyasi parti çıktı mı? Çıkmadı. Kim ilgileniyor? Biz ilgileniyoruz. Her birisinin haklarını, hukukunu hatırlatıyoruz ve var olan sorunlarını da gündeme getiriyoruz. Niçin? Halkın partisi. Peki apartman görevlerinin içinde hepsi CHP'li mi onlar? Hayır efendim çok azı CHP'li ama önemli olan nedir? toplumun her kesimine ulaşıp onların sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümleri üretip onlara vermek biz bunları çözeceğiz diye. Daha buna benzer yüzlerce kamyon şoförleriyle, servisçilerle tutun tutun. Dediğim gibi az önce taşeronçular dedim, çiftçiler dedim. Herkesle ilgileniyoruz. Herkesin sorunuyla ilgileniyoruz. Şimdi bunu efendim yok sağa kaydı, yok sola kaydı, yok ortaya kaydı. Bunların tamamı Asparagas. Cumhuriyet Halk Partisi geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu andan itibaren rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Geçen gün efendim ben burada da söylemiştim. Kolejli İş İnsanları Derneği'nde de bu konuşuldu. Ben de onlara bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar bakın kavramlar değişti. Meseleye sol sağ diye bakmayın. Evet. Ben dedim bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir ittifakı ve o ittifakın evet. yaşamsallığını evet. çalışıyor. Evet. Mesela bir örnek verdim. Dedim Mansur yavaş mesela sosyal demokrat mı dedim? Değil. Evet. Aslında ülkücü kökenden geliyor böyle evet. bir hareket de yaptı. Evet. Ama dedim Kılıçdaroğlu şimdi sergilediği politikayla sizlere oy verdirdi. Evet. O da evet. baktım çünkü. Evet. Şimdi biraz galiba kavramlar değişti. Ne dersiniz? Bakın 21. yüzyılın Türkiye'si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Hı. ...aradan geçti kaç yüzyıl? Türkiye Cumhuriyeti'nde... Hı. ...Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ve bu ülkenin... ...aydınları... ...21. yüzyılın... ...sorunlarını çözmek için... ...yeni kavramlar üretmek zorundalar. Mesela? Yeni bir bakış açısıyla mesela. bütün dünyaya bakmak zorundalar. Bu çerçeve. Bakın 21. yüzyılın temel kavramı... ...demokrasidir. Hı. Çünkü dünya şu anda... Demokrasi ile otoriter rejimler arasında gidip gelen ikili bir yapıya büründü. Sağ-sol kavramları yok burada bakın. Çünkü sağcı için de demokrasi geçerli, solcu için de demokrasi geçerli. Ben insansam, düşüncem varsa, aklım varsa, Allah'ın verdiği en değerli e, organ beyinse, o zaman ben düşüncelerimi özgürce ifade edebilmeliyim. Bunun sağla solla ilgisi yok. Peki, olur. devam edelim. Dolayısıyla bizim demokrasi ve otoriter rejimler arasında. Bir ayrışma var bütün dünyada. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Birileri de otoriterleşiyor. Bir de kadın meselesi. Bunu en sona bıraktım efendim. En evet. sona bırakmamdaki sebep çok sormak istediğim çok soru var bu konuda. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nden iktidar çıktı. Bu bundan sonra neler olup bitecek? Evet, evet. Bunu soracağım size sonra. Şimdi efendim şunu bir bize bir özetler misiniz? Siyasetin yeni gündemi. Evet. Efendim Naci Ağbal Görevinden alındı evet. Şimdi Bunun alınış biçimi zamanlaması çok kısa bir süre içinde oldu bitti Onlar ayrı tartışma. Bir sürü rivayet Fakat var Fakat siz şimdi bakın burada da ben bunu okudum Cuma günü voleyi vuran bilinmiyor Bunu bir özetler misiniz? Bu nedir efendim? Bu işin aslı asları nedir? Şimdi efendim en büyük voliyi vuranlar Dolarcılar ve tefeciler Faiz yükseliyor bunlar kazanıyorlar Dolar yükseliyor bunlar kazanıyorlar Dolar düşüp faiz yükselince yine kar ediyorlar. Faiz düşüp dolar yükselince yine kar ediyorlar. Yani bu işin mağdurları sizsiniz. Benim esnaftır, çiftçidir, emeklidir, köylüdür. Hepsi hep toplumun herkesi mi buradan zarar görüyor? Ama bir avuç insan buradan kar elde ediyor. Ne acaba alındı? Dolarınurdu nereden nereye çıktı? 7 ikilerdeydi efendim. 8 4'lere kadar geldi Gel. gece. 450 milyon dolar para. Değişti, el değiştirdi. Birileri dolar aldı 7.2'den, 7.3'den? 8'den sattı. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı? Açıklamıyorlar. Niye açıklamıyorlar? Bu para kimin parası? Bu normal piyasa işlemi de olabilir mi yoksa manipülasyon mu? Hayır efendim manipülasyondur. Öyle mi? Tabii tamam, kesinlikle bakın daha önce 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Şimdi Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Ben doları satacağım diyor. Kuruluşlar, bankalar ihaleye giriyorlar ve Merkez Bankası da alıyor bunu, yayınlıyor. Kendi internet sitesinde, hı hı. kendi sayfasında yayınlıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı? Yayınlamıyorlar. Niye yayınlamıyorlar? Kaçtan sattı? Kimin parasıydı 128 milyon? Burada da var. mı manipülasyon olduğunu o, Manipülasyon değil efendim. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor. Burada da Cuma günü bir günde 450 milyon doları kim aldı? Açıklasın. Aslında mı? açıklasın arasında ne var? Niye açıklamak? Tabii ha ben belki yanlış biliyorum oturur açıklarlar biz de öğreniriz ya ya yanlış düşünmüşüz. Meğer 450 milyon doları şunlar almış 128 milyar doları şunlar almış. Rivayet anlatılıyor Sayın e, Babacan söyledi. 128 milyar doları kim aldı diye soru sorunca Naci Abal alınmış orada. Doğru olabilir mi? E, olabilir tabii olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Çünkü 128 milyar doları defalarca sordum, sordum, sordum. Hala soruyorum. 450 milyon doları sordum, sordum, hala soruyorum. Tık yok. Her şeye söylüyor. Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal. E, güzel. E, Bay Kemal sana Herkesin anlayacağı bir soru soruyor kardeşim. 128 milyar doları kim aldı? Bay Kemal sana aktı başında bir insanın sorusunu soruyor kardeşim. 450 milyon doları kim aldı? Şöyle, Kime verdin sen 450 efendim, milyon Sayın Erdoğan doları? bu konudaki sizin eleştirilerinize çok kızdı. Ve dedi ki bunlar piyasa kuralları çerçevesinde yapılmıştır dedi. Ve işte milletin hazinesinde, milletin cebinde dedi. Yani normal piyasa işlemleri gibi Milletin hazinesinde ise 128 milyar dolar göstersinler Merkez Bankası'nda. Yok mu? Yok efendim. Eksi. Eksi. Sıvapları düştüğünüzde yani başkasının dolarını getirip Merkez Bankası'na ödünç almışsınız koyuyorsunuz oraya. Onu çıkardığınız zaman eksi bakiyesi var. Merkez Bankası'nın kasası bu. Herkes biliyor bunu. Yani bu konuda mürekkep yalamış bir iktisatçı gayet rahat. Bunları biliyor. Herkesi yazıyor, çiziyor ne kadar eksi olduğunu söylüyor zaten. Peki soruyorum ben de. Ya kime verdin sen 128 milyar doları? O milyar dolar bakın. Burada 400'e bir günde 450 milyon dolar. Kime verdin 450 milyon? Kim aldı? Kime manipülasyonu yaptı? Ben yapmadım. Çiftçi yapmadı. Emekli yapmadı. Esnaf yapmadı. Kim aldı bunu kardeşim o zaman? Kim aldı? Kime aslında, sattın sen bu aslında parayı? Aslında efendim mesela şeffaf bir yönetim bunları açıklayacak biz de bileceğiz. Yani bu iddialar doğru olması olmayabilir bilemem ama açıklasın Merkez Bankası. Efendim değil mi? bir bilirim. şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır. Biz soru soruyoruz değil mi? Hı. O da der ki kardeşim sorduğun soru doğru soruyu sorabilirsin politikacı olarak senin hakkındır vatandaşın hakkını savunuyorsun. Ben paraları bakın 450 milyon doları şu 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 kuruluşlar aldı. Şu şu şu, şu kuruluşlar sattı. Biz bunu açıklıyoruz. İnternet sitesine koyuyoruz. Nerede? Merkez Bankası. Olmadı. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu. Şimdi 128 milyar dolar var diyor. Merkez Bankası'nda diyor. Hayatımda duyduğum en büyük palavra. Hayatımda duyduğum. Hiç kimse söylemiyor. Bir kişi söylüyor zaten. Burada para diyor. Peki. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir reklama gidelim. Biz evet. Biliyorsunuz bizim böyle holdinglerimiz falan yok. Biz evet, evet evet. Halk bizi sevecek, öyle izleyecek ve reklam alacağız. Öyle. Dolayısıyla bir reklamlara gidelim öyle, efendim. Öyle. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile sohbetimiz esnaf, çiftçi, işsizlerle ilgili haberler konusunda EYT de dahil olmak tamam. üzere sorularımız var. Devam edeceğiz. 26 Mart 2021. Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayınımızda efendim reklam arasında ben şöyle evet. sorulara da baktım. Esnaf, çiftçi. Evet. Bu arada muhtarlardan teşekkür mesajları geliyor. Onları söyleyeyim. Sağ olsun evet. Belediyelerin bugün Saygı Öztürk'ün yazdığı bir yazı var. Onu da evet. söyleyeceğim. Belediyelerin yardım yapmasıyla ilgili yeni bir düzenleme bir engel mi? Her birini konuşacağım ama tamam. izin verirseniz Savaş hazır mısın? Yönetmen koltuğunda şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim var. Çiftçiyi dinledi Kılıçdaroğlu. Çiftçiyle başlayacağız. Sonra esnafa geçeceğiz. Sonra akıp gideceğiz. Bizim yanımızda kim duracak? Kim yapacak? Duracağız, duracağız. Hakkınızı savunacağız. Önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin. Sonra bu kardeşinize güvenin. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracağım. Karar Kılıçdaroğlu çiftçinin sorunlarını dinledi, üretene söz verdi. Eğer benim komşum açsa ben o akşam huzur içinde yatağa başımı koyacak mıyım? Komşusu açken tok yatan bizden midir değil midir? Evet, evet, evet. E değilse o zaman komşusu aç olan milyonlar var bu ülkede. Sarayda oturanların dünyası farklı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Hacılar beldesindeydi, çiftçiyle bir araya geldi. Hiçbir tarım desteğinden faydalanamıyor kör kuruş devlet desteği olur. Süt yemi. 85 lira geçen yıl bu mevsim şu anda 145 lira. Yemin yanına yaklaşılmıyor. Kırıkkale'de besicinin sıkıntısını ahıra girerek dinledi CHP lideri. Besici ithal etten, pahalı yemden dert yandı. İthal et eğer sokuluyorsa bu ülkeye o zaman niye? bu Kusura bakmasınlar. İthal ucuz yemden getirsinler. Biz derdimizi kime anlatalım? Üreten karşısında ana muhalefet liderini görünce derdini dile getirdi. Saydıkları tüm dertlerin başında sonunda yüksek maliyet az kazanç vardı. Bakamıyoruz yani yem alamıyoruz gidemiyoruz. Mazlut desen ona keza şu anda benim ballem bitti. Ben 4 lira balleyi 15 liraya alacağım. 34 yaşındayım. Kendi adıma konuşuyorum. 200 bin liraya yakın kredi borcum var. Ekmeğini topraktan çıkaran çiftçinin derdi ise tarımsal desteğin üretene değil toprak sahibine verilmesi. Ben üreteceğim ürün için en az 40 ton mazot yakacağım. 30 ton gübre aldım. Hala kır, tamam, tamam. Devletten destek alamıyor. Sebep tarla sahibine özel. Tarla sahibinin nerede? Ankara'da mağazası var. İstanbul'da duraklı minibüsü var. Devletten desteği üreten değil, toprağını kiraladıkları tarla sahibi tüccar alıyor. Anadolu'da çiftçiye bir dokunan bin ah itiyor. Şimdi Sayın Genel Başkanımız evet. burada bütün partilerden Türkiye turlarında esnaf, çiftçi... ...haberleri aktarmaya çalışıyorum. Evet. Sizi de dikkate takip ediyorum. Evet. Gördüğüm kadarıyla siz çiftçilerle konuşurken... ...üretici diyor ki... ...maliyetlerim arttı. Arttı. Mesela yem fiyatları vesaire. Ama sattığımdan da para kazanamıyorum diyor. Sizin gözleminiz nedir efendim? ve şimdi, Bir de çözüm öneriniz nedir? Evet Şimdi diyor ki yemi alıyorum. diyor 6 ay önce şu fiyattan veriyordum. Şimdi bu fiyattan. Hı. İlacı alıyorum. Bakın ilaç dolarla. Yem dolarla. Efendim elektrik vesaire falan onların hatta tamamı, su kullanıyor. Atık su, yani su kullanıyor. Bütün bunların hepsi maliyetler. maliyetler ve bu maliyetler gelip çiftçinin e, sırtına biniyor, üreticinin sırtına biniyor. Sonra diyor ki ben tabii zarar ed edemem diyor yani. Ben de o maliyetleri alıyorum. Satarken bunu üzerine ilave ediyorum. Makul bir kar koyuyorum ama alıcı bulamıyorum diyor. Alıcı bulamıyorum diyor. E şimdi çiftçi nasıl geçinecek? Esnaf nasıl geçinecek? Bu kira gezdiğim yerlerde sordum dükkan size mi ait kiralık mı kiralık diyor. Kira dolayısıyla biliyorsun bir stopaj vergisi vardı bunu kaldırın dedik. Kaldırmıyorlar. Düşürdüler bunu. Niye kaldırmıyorsunuz kardeşim? Kaldırın bunu. Rahatlasın biraz esnaf. Bakın en büyük sıkıntıyı yaşayan çiftçi ve esnaf. En büyük sıkıntıyı. Bir de işsiz kalanlar tabii. Ama dükkanı açıyor, Cumartesi diyor. Asıl benim satış yapacağım cumartesi. Kapatın diyorlar belli bir saatten sonra. Hı hı. Kapatıyorum diyor. Peki ben nasıl geçineceğim? Çantacıya girdim. Okullar kapalı. Hangi çantayı aldım diyor. Taksiti ödeyemiyorum diyor. Borcumu ödeyemiyorum diyor. Çantalar burada kaldı diyor. Hepsi burada duruyor diyor. Ne yapacağım diyor. Zincir mağazalardan şikayet ediyorlar. Hı. Şimdi sokak ar aralarına kadar girdi zincir mağazalar diyor. Ya benim onlarla rekabet etme şansım yok diyor. Nereye dokunsanız dert var. Bakın nereye dokunsanız. Borç almışlar hı hı. veya ya işte yardım diye sözde yardım yapılıyor. Ya, pandemi dolayısıyla gittim bankalardan işte veya e, esnaf krediden veya tarım kredi veya Halk Bankası'ndan borç aldınız, Ziraat evet. bankasına borç vereceğiz size. Aldık diyor. Ödeyemedik diyor. Yeniden yapılandırdılar. Dünyanın faizi bindi diyor. Ben nasıl bunu ödeyeceğim diyor. İsmail Bey onlara şunu söyledim Esnaflar ister Halk Bankası'ndan ister başka bankadan... İsterse esnaf kefaret kooperatifinden kredi alsınlar, evet. bütün faizlerini sileceğim. Bütün faizlerini. Çiftçiler ister Ziraat Bankası'ndan, ister tarım kredi kooperatiflerinden borç alsınlar, bütün ana para değil, bütün faizlerini sileceğim. Hı. Hiç kimse endişe etmesin. Eğer birisi ödemişse faizi, o faizleri de onlara iade edeceğim. Hı. Pandemi dolayısıyla zaten bu adam perişan vaziyette. Zaten sıkıntılı vaziyette. Adam diyor eşyaları sattım diyor. Borcumu ödemek için diyor. Çek mağdurları var. Dünya kadar diyor. Devletten alacağım var diyor. Devletten alacağım var. Ver alacağımı diyor. Çekimi ödeyeyim? Alacağımı alamıyorum. Çeki de ödeyemiyorum. Hapis var şey giriyorum. Hapis cezası. Evet. Ya böyle bir devlet yönetilmez. Hmm. Bunların dünyadan falan haberleri yok. Bakın gezdiğim bir yerlere evet. bir tek AK Parti milletvekili dahi gidemiyor. Bakın Neden? bir tek. Neden? Niye gitsin ki? Nasıl gidecek? Ya nasıl gidecek? Çiftçinin derdini mi dinleyecek? Esnafın derdini mi dinleyecek? Sanayicinin derdini mi dinleyecek? Dinleyemiyor bile. Çünkü zaten biliyorlar. Tepki geleceğini de biliyorlar. Biz gidiyoruz. Dinliyoruz. Ama dinlerken İsmail Bey şunu yapıyoruz. Çözüm önerisini mutlaka söylüyoruz. Böyle çözülecek diyor. Az önce söyledim aldın mı kardeşim hiç meraklanma sandık gelecek önüne hesabını soracaksın demokratik yollardan soracaksın ben senin faizlerini pandemi döneminde kullandığın kredilerin faizlerini sıfırlayacağım arkadaş almayacağım faiz de efendim, sosyal devlet budur zaten niye iyi yapıyorsunuz biliyor musunuz hani partinizle ilgili değil ben benzerini evet. kim yapıyorsa takdir ediyorum burada evet. her evet. sabah bana da malzeme çıkıyor evet. esnaf başka esnaf partinizde esnaf masası kuruldu evet. geçen hafta baktım Hakkari'ye gittiler, Muş'a gittiler, Van'a gittiler, Diyarbakır'a gittiler. Öyle. Bu önemli. Neden efendim? Benim de görevim bu. Yani halkın sorunu varsa taşıyayım ki iktidar bunu çözsün. Evet. Bakın sadece Oralı'ya, Şanlıurfa'ya da gittiler. Hı hı. Dünyanın elektrik borcu var. Elektrikleri kesilmiş. Su çekemiyorlar. Ürün ekmişler, onu sulayamıyorlar, perişan vaziyeteler. Üç kez milletvekili arkadaşları gönderdim. Son gittiklerinde yeniden CHP milletvekilleri geldi diye elektrik ve suyu vermişler yeniden. İnşallah kesilmemiştir. Önümüzdeki süreçte tekrar gideceğiz. Sayın Genel Başkan bir şey soracağım. Çok fazla soru geliyor. Hani siz reklamdan önce söylemiştiniz, bu lebalip kongrelerle ilgili evet, eleştiriyi evet. gündeme getirirken... Vatandaşa kesilen cezaları affedeceğim demiştiniz. Mustafa Bey de ben ceza aldım, bunu bir daha açıklar mısınız diyor. Efendim bunu biraz detaylandırır mısınız, ne yapacaksınız? 3 ay için rakam vermiştim, 254 bin kişinin evet. ceza kesilmişti. Asal pandemi oldu. kurallarına Pand uymadığı için. Tabi pandemi dönemi içerisinde bu tablo varsa, bu kurultayı kongreleri genel kongrelerini yaptılarsa, orayı lebalep doldurdularsa Hı. Hı. ve hiç kimseye ceza vermedilerse vatandaşın ne günahı var kardeşim? bütün cezalarını kaldıracağım. Ödenmişse hepsini iade edeceğim. Ödenmişse. Bir... Bunların hakkı hukuku yok mu ya? Sade vatandaş. Peki bunlar? Bunlar nedir Allah aşkına? Örnek olması gereken kişi, topluma örnek olması gereken kişinin yaptığı, ortaya koyduğu tabloya bakın Allah aşkına. Şimdi o insanların haklarını, haklarını iade edeceğiz, tazmin edeceğiz. Telafi edeceğim yani. Söz verdim bunu yapacağım Böyle kesinlikle. Böyle hak mağduriyeti var efendim bir de Türkiye'de. İşte benim hakkım yendi, ben mağdur edildim diyenler var. Siz ben bakıyorum gittiğiniz yerlerde tazmin edeceğim. Evet. Yani ben devlet olarak tazminatını ödeyeceğim. Ödeyeceğim diyorsun. bedelini ödeyeceğim sana. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Çünkü bakın toplumda mağdur yarattığınız zaman siz sosyal devlet olmasınız. Baskıcı devlet, otoriter devlet olursunuz. Sus kardeşim nereden hak çıkıyor? Nereden hak istiyorsun sen? Ver vergini gerisine karışma sen. Ödemezsen ceza yazarım, ödemezsen... Ödemezsen faizle çalışırım. Ödemezsen evine icra gönderirim. Ödemezsen banka hesaplarına el koyarım. Bu anlayış otoriter devlet dediğimiz zulmeden anlayıştır. Bunu değiştireceğiz. Peki, şimdi değiştireceğiz. sosyal medyadan derlediğim manşetler evet. vardı. Üçünü sormuştum. Dönelim oraya Savaş evet. rica edeceğim. Çözüm öneriniz nedir diye soruyoruz. Evet. konuştuk. Bunu da en sona bıraktım. Hı. Önemli bir konu. Bunu Kılıçdaroğlu sordu. Şimdi efendim bakın bu. Esnafın başkanı Bendevi Palandöken evet. Kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için Herkes elini taşın altına koymalı diyor Yani biz bir daha kapanırsak Zaten açız diyor Ne yapacağız diyor Esnafın başkanı Palandöken Bu tablo Kendi daha önce yaptıkları mitingler Biliyorsunuz Karadeniz baştan sonra Kıpkırmızı oldu Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler Öyle anlaşılıyor Herkes elini taşın altına koysun ya zaten esnaf, çiftçi bırak elini, gövdesini taşın altına koymuş. Adamın dayanacak gücü kalmamış zaten. İntihar eden oldu değil mi? Daha iki evet. gün önce. Kahveci. Tabii kahveci. Aradım ben, ailesiyle konuştum. Geçinememiş, onuruna yedirememiş, intihar etmiş adam. Ya bu adama ne diyeceksiniz şimdi siz? Bu tabloyu yaratan kim? Bu devleti yönetenler. Nerede sosyal devlet? Sosyal devlet nerede? Kendileri için var. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Saraydan bunlar görünmüyor tabii. Saraya baktığı zaman, mutfak dolu. Baktığı zaman etrafındaki insanlar bir yerden değil, bir iki üç dört beş yerden ayrı ayrı maaşlar alıyorlar. En düşük maaşları her bir yer için söylüyorum, 10 bin liradan fazla. 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın Şimdi işsiz. Şimdi Erdoğan var. dedi ki, bundan böyle dedi birden fazla yere yerden maaş alamayacaklar dedi. Hepsi alıyor. Erdoğan onu dede de ne oldu yani? Hepsi alıyor maaşlarını almaya devam ediyorlar. Erdoğan ne söylüyorsa bilin ki aksi olacak. Bilin ki aksi olacak. Doğruları asla söylemiyor. Devam Milleti edelim. kandırmaya devam ediyor. Her zaman her yerde bunu ispatlamaya hazırım. Her zaman her Peki. yerde. Şimdi efendim Ruşen Çakır'da da dün gördüm. Bugün çok konuşuluyor. Evet. Bugün borsa kapandıktan sonra olabilir diyorlar. Hafta evet. sonu olabilir. Yani kabine değişecek diyorlar efendim. İşte kabine değişikliği spekülasyonlar üzerine. Ne dersiniz? Vallahi ne yaparlarsa yapsınlar. Bu saatten sonra. Hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Ali gelmiş bakan olmuş, Veli gelmiş bakan Bu bakanların işlevi var mı? Bir bakan ne diye cümleye başlıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla. Sen peki sen nesin? Bunlar bakan değil. Bunlar seçimle gelmiş insanlar değil. Atanan devlet memurları bunlar. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, gereğini yapıyor. Bakanlarda kusur kabahat aramanın da bir mantığı yok zaten. Bakan sarayından gelen talimatı yapmasa o gün görevden alınıyor. Başka bir göreve atanıyor. Dolayısıyla tek adam hükümeti var. Tek kişilik hükümet zaten. Kabine dediğiniz o. Tek kişilik hükümet var. Her şeye kararı kim veriyor? Bir kişi veriyor zaten. O kişi nasıl talimat veriyorsa gereği de yerine getiriliyor. Devlette istişare kalmadı. Devlette istişare. Devlette işi yani ehline verecek kişi kalmadı. Bunların tamamını tasfiye. Tek e bir ettiler. şey soracağım efendim. Şimdi siz dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Evet. Diyelim seçime gittik. İşte 2023'te normalde belki de yani bence son barda Bu sene mi? E olabilir tabii. Götüremezler. Bakın gecikilen her gün Sıradan vatandaşa ağır maliyetler yüklüyor esnafa, çiftçiye, sanayiciye. Dolar bu kadar çıktı indi. Allah aşkına bunun maliyetleri ne olacak? Bakın saman alıyorsunuz dolarla, buğday alıyorsunuz dolarla, et alıyorsunuz dolarla, canlı hayvan alıyorsunuz dolarla, ilaç alıyorsunuz dolarla, doğalgaz alıyorsunuz dolarla. Efendim e, petrol alıyorsunuz dolarla. Ya Türkiye'de. Yerli ve milliyim diyorlar. Bunların neresi yerli, yani neresi milli Yani siz diyorsunuz ki ya? bu ekonomik tabloyu taşıyamayacaklar için bu sonbaharda seçim mi olabilir? Ya, gitmek zorundalar zaten. Gitmezlerse bu toplum çok daha ağır maliyetler ödeyecek. Yönetemiyorlar. Yönetme kapasiteleri yok. Tamamen dağılmış vaziyetteler. Tamamen. Bir devlet böyle mi yönetilir ya? Merkez Bankası Başkanı atıyorsun. Üç gün sonra canın sıkılıyor. Alıyorsun. Yerine başka bir adam atıyorsun. Bütün dünya ayağa kalkıyor. Ne oluyor Türkiye'de diye. Ne oluyor Türkiye'de? Niye aldı? Merkez Bankası Başkanı niye aldı? Faizi niye yükselttin diye. E getir başına. Yeni adam getirdi. Efendim diyor ki yeni hoca Merkez Bankası Başkanı faize aynen kalacak. E aynen kalacaksa niye değiştirdin? Ha niye değiştirdin? İndireceğiz. E sıfır yap. Sıfır yap. Gücün varsa yetkilisin. Tek kişisin. Faizi sıfırladım de. Beşe indirdim de. Bak bakalım yapabiliyor musun? Aklıma gelen şuydu efendim. Tam evet. araya seçim girdi. iyi de oldu aslında. Evet. Bize bize de manşet evet. çıktı. Şimdi siz tek adam diye bir eleştiri yöneltiyorsunuz evet. efendim. İşte tek adam hükümeti yönetimi, hükümeti var diyorsunuz. Diyelim işte sonbaharda... barda ben bir, demiyorum tek adam hükümeti onlar diyorlar aynı zamanda. Biz tek kişilik hükümet diyor. Onların danışmanları diyor. Öyle mi? E tabii efendim tek Cumhurbaşkanlığı kişilik Cumhurbaşkanlığı hükümet. hükümet Sistemi. E, Sistemin adı bu. E, bir bu işte. Tek kişilik hükümet diyelim siz seçimi kazandınız. Siz ve ortaklarınız, dostlarınız sizin evet, tabibinizde. Evet. İşte son barda olur 2022 veya 2023'te evet. diyelim. Siz nasıl değiştireceksiniz peki? Sizde de bir tek adam olacak. Ne olacak? Ya yani çözüm öneriniz nedir o zaman? Efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Belli bir takvim koyacağız. Belli bir takvim içerisinde. Parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizin takvimini milletin önüne koymamız lazım. Milletin bunu görmesi lazım ve ona gelip ona göre gelip bize oy vermesi lazım. Hı. Bizim de o takvime uyarak gereğini yapmamız lazım. Eskiden olduğu gibi parlamento güçlü bir parlamento olmalı. Bakın eskiye dönelim anlamında söylemiyorum. Darbe hukukundan arınmış bir sistem olmalı ve evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik yollarla yönetilmeli. Bakanlar meclisten seçilmeli, yani seçimle gelmeli, bakanlar hesabını verebilmeli. Ayrıca her kuruşun hesabını o parayı harcayanlar milletine vermeli. Millete saygı budur. Millete saygının özü nedir? Senden aldığım verginin hesabını sana veriyorum demektir. Başka? Milletin vekilini millet seçmeli. Bir daha ifade edeyim. Vatandaş sanıyor ki ben milletvekili seçiyorum. Hayır efendim vatandaşın önüne Partiler isim listesi koyuyorlar. Gel bunun altına mühür basıyorlar. Milletin vekilini millet seçmeli. Ne bunu, onu, nasıl dün bunu bana Kırıkkale'de birisi söyledi. Ben dedim kendi milletvekilimi seçemiyorum. Başka parti dedim diyor. Ama sizin milletvekilinizi beğeniyorum diyor Ahmet Bey. Ona oy vermek istiyorum diyor. Ama buna engel diyor. Ben o, ben o kişiye de oy vermeliyim diyor. Kişi bazında gelirse e, tabii. ben ona oy vermek istiyorum. Patron ben. milletvekili oldu. Milletvekilinin patronu da millet olacak. Aynen. 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 Yani hmm. milletin vekilini eğer millet seçerse o zaman parlamento üzerindeki vesayet kalkar. Bakın, Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Buyurun efendim. Ne dedi Erdoğan? Meclise gelir dedi dokunulmazlıklar eller kalkar iner dedi. Ne demektir bu? Orada oturan milletvekillerinin tamamı benim emrinde olan insanlardır. Onları millet seçmedi, ben seçtim. Kaldırın ellerinizi dediğim zaman hepsi kaldırır. İndirin o dediği zaman hepsi ellerini indirecek. Peki. Bu mudur milletin Şimdi Profesör Doktor Hikmet Sami Türk'ün imzalı bir kitabı geldi bana dün. Değil Parlamenter mi? sisteme dönüş için anayasa değişikliği evet. demek ki. O zaman doğru mu anlıyorum efendim? Siz ve dostlarınız Evet. bir aday belirleyeceksiniz. Evet. Erdoğan'ın karşısında Erdoğan yetme, yenme iddiasında olan. Evet. Ve o ama tek adam olmayacak seçimden sonra İddiasında öyle mi? olan değil, yenecek, yenecek. Erdoğan'ı. Yenecek tabii, yenecek. Öyle bir aday bulacaksınız. Efendim dönemleri bitti artık. Hı. Dönemleri bitti. Bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Bakın bütün dünyayla kavgalı hale geldik. Şimdi bekliyorlar acaba birisi beni telefonla arar mı? Ya böyle bir anlayış olur mu devlette ya? Biden. Ya kim olursa olsun yani. Ama Rusya geldi, askerlerimizi şehit etti. Ya Rusya'yı kınayacağımıza koşarak gittik. Putin'in Putin'in kapısında dakikalarca beklendi ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletin itibarı yok mudur ya? Bunlar devleti yönetemezler. Yönetme güçleri yoktur. Kabiliyetleri yoktur. Yetenekleri yoktur bu insanlar. Bunlar sadece ve sadece Türkiye'de toplumun sırtına ağır maliyetler yüklüyorlar, yüklemeye de devam ediyorlar. Sandığı koysunlar. Niye korkuyorlar? Millette niye korkuyorlar? Peki ama... Koyarsın sandığı. Seçilirsen gücün varsa seçilirsen Dersin ki bak siz o kadar eleştiriyordunuz. Sandığı koyduk beni seçtiler. Bitti. Korkuyor. Sandık koymaktan korkuyor adam şimdi. Peki devam edelim. Çözüm önleriniz nedir dedik. Akif Bekir, hani iktidarın evet. içerisinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim. AK Parti Kongresi'nin nesi yeniydi diyor. Hiçbir şey yeni değil. Bildiğimiz şey laflar. Sağ olsun menajerim de arada bir Bay Kemal diyerek bu işi şey yaptı. Yani Sözde salonu heyecanlandırmaya kalktı. Bir şey diyeceğim. Bugün... Yeni bir şey söyleyeceksiniz. Evet. Ya. Yeni bir şey. Ya ülkenin bu kadar sorunu var. Söylüyorlardı ki manifesto falan filanca. Ben hiçbir şey söylemeyeceğini bilseydim vallahi ona ikinci yüzyıla çağrı bir beyanlamamızı gönderirdim. Erdoğan al bakalım ikinci yüzyıla çağrı bir beyanlamamızı. Bu devlet bir yüzyılı devirdi. İkinci yüzyıla nasıl bakacağız? Biz söylüyoruz bakın. ikinci yüzyılı, Türkiye'nin ikinci yüzyılında ne olmalı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasi, herkesin karnında oy. Bakın o bit dediğimiz bir proje var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bütün bunların saydam bir devlet, terörle mücadele, efendim yeraltı dünyasıyla mücadele, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı. Nerede Bugün bunlar? Bugün Ahmet Hakan yazmış efendim. Siz hani Sayın Cumhurbaşkanı Bay evet. Kemal diyor ya. Bu Ahmet Hakan da kendi üslubu içerisinde bunu uygun bulmadığını, yani sıkıldık bundan gibi hmm. bir mealen anlatıyorum ama. Hani internete girip isteyenler okuyabilirler. Ee, ne hissediyorsunuz? Mesela bunu duyduğunuz zaman Bay Kemal niye Bay Kemal diyor Sadece gülümsüyorum. Keşke her gün söylese. Benim reklam mı yapıyor? Keşke her gün söylese. Cesaret edip karşıma çıkamıyor. Televizyonlarda cesaret edip karşıma. Aslında çıkması lazım. Cesaret et kardeşim. Ben dünyaya meydan okuyorum diyorsun. E dünyaya meydan okuyorsan kardeşim gel bana meydan oku bir de. Çıkıyorsun kendi seçmenin yanında e, oturuyorsun bir sürü laf söylüyorsun. E gel karşıma bak. Senin televizyonların var. Dünya kadar televizyonun var. Sabah akşam senin reklamını yapan. o Haber'in var. Çağır Haber'e. Gel kardeşim yanına istediğin adamları da al. Vallahi tek başıma çıkacağım. Cesaret Şimdi efendim bir A Haber'e çıktınız. Evet. İşte Sayın Erdoğan var. Evet. Sayın, e, yanında bir sürü arkadaşları var. İşte destekleyen gazeteciler. Ne diyeceksiniz ki Erdoğan'a mesela siz orada? İstediği soruyu sor diyeceğim. Yani o size sorsun. E, tabii. Peki siz ona ne soracaksınız? Ben de sorarım. Ne soracaksınız? Memleketi mesela? bu hale niye getirdin mesela? Hmm. 128 milyar doları niye... O da der ki mesela yol yaptım, i̇şte... köprü yaptım der. Efendim tamam. İşsizlik ne oluyor? Sen işsizliği hmm. nasıl çözeceksin? Tank palet fabrikası niye verdin? 15 Temmuz şehitlerinin parasını niye ödemiyorsun? Hmm. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polislerin ve sivillerin vatandaşın verdiği parayı niye vermiyorsun? Hangi gerekçeyle Bunları sorarsınız. Tabii. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alan binlerce, milyonlarca çocuğumuz var. Bunların paraları ne oldu? Niye bunlara icra uyguluyoruz? Adam işsiz. Üniversiteyi bitirmiş. İşsiz. Diyor ki parayı vereceksin. Ya nasıl verecek? İş ver. Ondan sonra parayı ver. Bunları sorarım. Bakın sıradan sade vatandaşın derdini sorarım ben ona. Sıradan sade vatandaşın. Bir de eğer istiyorsa sorarım S-400'leri ne yapacaksın diye. Onu da sorarım yani. Talimatlı. Yok Girit modeli yok, bilmem, modeli, modeli yok bilmem ne modeli yok bilmem. Efendim? S-400'ü niye soracaksınız? Niye S-400 konusunu aldık da depoya kilitleyeceğiz diyorlar. Depoda mı? Onlar, e, Onlar diyorlar ki hayır depoda olmayacak diyorlar. Girit modeli diyorlar. Onların ben bakanı söyledi. De ne demek ki Riz modeli? Çık millete Peki, anlat kardeşim. Devam edelim. Enteresan bir bölüm oldu bu da. Evet. Kendiliğinden akınca. Evet. Şimdi efendim bakın bu da benim önemsediğim bir konu. Şimdi biz ülkemiz iyi yönetilsin isteriz. Evet. Demokrasiyle evet. karar alma mekanizmaları evet. modern demokratik ülkelerde nasıl oluyorsa öyle olsun. Şimdi ben bunu okuduğum zaman efendim bakın Gezi Parkı'nı alan vakfın ne yönetimi ne de bir binası var. Efendim çeyrek asırdır iktidar İstanbul'u yönetiyordu. Evet. 20 yıla yaklaşık Türkiye'yi yönetiyorlar. Evet. Fakat bugüne kadar akıllarına gelmemişti. Şimdi bunu Gezi Parkı, Belediye bir şeyler yapmak istiyor orada. Yani evet. Belediye de hani ülkeni... taksim alanını yeniden, yeniden gerçekten halkın gezebileceği bir kültürel alana dönüştürmek istiyor aslında. Ekrem Bey'in böyle bir projesi var. Açtı. Ee, i̇nsanların, e, yani bir anlamda referandum yaptı, insanların görüşüne sundu. Şimdi Efendim, acaba biz nasıl engelleriz de taksimi insanların rahat gezebileceği, yayalaştırılmış bir mekana dönüşmesini nasıl engelleyebiliriz? Onun arayışı içinde. Allah akıl fikir versin bunlara. Ya bunlar gerçekten de ya kim? Bakın İsmail Bey, devlet kimle intikamla yönetilmez? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir, İzmir'i, Adana'sı, Mersin'i, Antalya'sı ya Allah aşkına ya bunlar kötü bir şey yapıyorlarsa tamam zaten halk cezasını verir bir daha seçmez. Ama bunlar iyi şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyorlar. Bunların yıllardır yapamadıklarını yapıyorlar zaten. Şimdi acaba onları nasıl engelleriz? Onu şunu söyledim yalnız belediye başkanı arkadaşlara. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Göreviniz engeli aşmaktır. Engeli aşacaksınız, gereğini yapacaksınız. Memnun musunuz ki evet, çok belediyelerden? Çok güzel, çok güzel, çok güzel yapıyorlar ve çalışıyorlar. Şimdi bakın Gülşah, bizim Gülşah İnce arkadaşımız, muhabirimiz. Belediye yardımlarına yeni bir kıskaç getiriyordu. Saygı Öztürk'ün evet. sözcüdeki bir yazısını bana hatırlatıyor. Size sormak isterim. Muhalif belediyelerin, aslında muhalif belediye dememek lazım buna. Tabii. Yani Millet İttifakı'nın belediyeleri Tabii. diyelim. İhtiyaç sahiplerine ulaşmasına engellemek için sosyal yardımları tek elde toplayarak kaymakamlıklar üzerinden yapılmasını öngören bir tebliğ yayınladı. Ne demek efendim bu? Şöyle yapıyorlardı İsmail Bey seçimlerden önce. Aman ha sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Belediye başkanlarına oy vermeyin. Bunlar gelirse bütün sosyal yardımlar kesilecek. Geldik sosyal yardımları bırakın kesilmesi. Şu anda bildiğim kadarıyla sadece İstanbul'da 1 milyon üstünde sosyal yardım alan aileler var. 1 milyon üstünde. Ankara'da öyle. Mansur Yavaş öyle. geldi açıkladı 350 Tabii, bin her civarında. Yer, her yerde. Ama bakın bu sosyal yardımları yaparken onların yaptığı gibi yapmıyoruz. Sağ verdiğini sol el görmeyecek. Sütü bile dağıtırken çıktı Erdoğan dedi. Hani sen süt dağıtacaktın ne oldu bu sütler? Ekrem Bey dedi ki aylardır dağıtıyoruz zaten ama biz sizin mantığınızla dağıtmıyoruz. İnsani, vicdani bir çerçeve içinde dağıtıyoruz biz bunu. Şimdi sosyal yardımlar bakın pandemi sürecinde kampanyalar açıldı. Belediyelere insanlar yardım yaptılar. Dediler ki sosyal yardımları yapın diye. Yasakladılar. Para alamazsınız ya. Bankalardaki paraları el koydular. Dedim hiç şikayet yok. Başka bir şey. Askıda fatura yaptılar. Vatandaş dediler ki şu ailelerin doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödeyemiyor. İnsanlar ceplerinden girdiler internete, paraları ödediler. Açtı mı aşama? Biz açtık onları. Onlar engellemek istediler. Şimdi Erdoğan efendim bütün yardımları kaymakamlıklar yapacak. Kaymakamlık hangi şeyle yapacak bunu? Kimin aracılığıyla yapacak? Belediyenin araçları var, belediyenin imkanları var, belediyenin personeli var. Belediye bütün mahalleleri biliyor. Muhtarlarla işbirliği yapıyor. Bütün bunların hepsini biliyor. Hı. Yapıyor. Ve ben belediye başkanı arkadaşların tamamına bir yoksulluk envanteri çıkaracaksınız dedim. Hı. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız dedim. Efendim yok AK Partiliymiş, yok MHP'liymiş, yok CHP. Böyle bir ayrım yok. Kişinin ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılayacaksınız. Artı onu karşılarken onun toplumdaki pozisyonunu rencide edecek şekilde yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. Bunları söyle. Hatta bazı yerlerde bazı e, belediye başkanları şu anda pilot uygulama yapıyorlar. Kart verdiler. Banka kartı gibi. Kart verdiler. O kartla gidiyorsunuz alışverişinizi kendi mahallede bakkaldan. Bakkaldan alışveriş yapıyorsunuz. Bakkal da kazanıyor. Kişi de kazanıyor. Zararı hiç kimsenin zarar ettiği yok. E, dolayısıyla Sistem gayet iyi çalışıyor. Biz bunu büyüteceğiz. Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Aile destekleri sigortasını yapacağız. Yani bu sizin öteden beri söylediğiniz. Evet şimdi bunu engellemek istiyorlar. Hmm. CHP yapmasın biz yapalım. E sen yapamıyorsun kardeşim. 1971 yılında bu kanunu çıkaracağına dair Türkiye Cumhuriyeti devleti söz vermiş. 1971-2021 50 yıldır yapmıyorlar. Ne kanunu bu? Aile destekleri sigortası. Böyle bir kanun var yani. Yok. Çıkması lazım. Çıkacak. Uluslararası siz, Çalışma örgütünü Örgütü'nün 102 sayılı İlo. sözleşmesi onaylanmış. Evet. 9 da ayrı dalda sigorta çıkaracağız diye. 8'i çıktı, 9'uncusu bir türlü çıkmıyor. Çıkaracağız biz hı hı. ama. Biz bunu yapacağız. Yoksulluğu Peki. gidereceğiz. Bu memlekette herkes yatağa tok girecek. Peki. Şimdi efendim bir de tabii evet. HDP meselesi var. HDP hı. kapatılacak, kapatılmayacak. işte Gergerlioğlu evet. meselesi yaşadık. Numan Kurtulmuş gerçi şunu söylemişti. Biz kendimiz de Parti kapatmanın ne demek olduğunu kendimiz yaşadık evet. ve bunun aslında bir fayda getirmediğini evet. gördük dedi. Ama evet. MHP lideri Devlet evet. Bahçeli çok kızdı ona. Şimdi Selvi de iktidardan iyi haber çok alan. Çok kızdı ve hiç ses çıkaramadı. Bahçeli çok Önce kızdı, bir kızdı ses... ama o sesini bile çıkaramadı, gıkını bile çıkaramadı. Çıkaramaz da zaten. Şimdi Selvi evet. e, iktidar cenahından haber alan, zaman zaman sizin de görüştüğünüz evet. bir isim. Kılıçdaroğlu HDP'ye dokundurmaz diyor. Ne demek o? Niye dokundurayım? Muhalefet partisi İyi Parti'ye niye dokundurayım? Muhalefet Partisi. Saadet Partisi'ne ni niye dokundurayım? Muhalefet Partisi. İktidar olsalar tamam eleştiririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yanlış olursa eleştiririz. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın Allah aşkına ya? Demokrasiden bile haberleri yok bunların. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? Bizim görevimiz ne? Ülkeyi kim yönetiyorsa, kaynakları kim kullanıyorsa, kim harcıyorsa, kimlere imkanlar sağlanıyorsa oturur masaya yatırırız onun üzerinde eleştiri yaparız. HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Yanlışı olursa söyleriz. Deriz ki burası yanlış. Dedi ben meclis genel kurulunda gerekli eleştirileri yeri geldiğinde yaparım. HDP'ye de yaparım. Niye yapmayayım? Niye yapmayayım? Peki. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet birbirimize girelim. Kendi aramızda kavga İttifak. edelim. İttifakı bozalım. Sanki bizim aklımız yokmuş gibi. Bize akıl vermeye çalışalım. HDP ittifakta var mı efendim? Hayır. Hı. Yok. Yok evet. Dört partiyiz biz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Peki. Ama HDP'nin kapatılmasına da... Siyasi Hüs... partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Hı. Demokrasiye aykırı. Bakın şimdi demokrasiyi savunmak ayrı. Biz sadece HDP değil diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz kuralları vardır. Şimdi siz zorla yaptırıyorsunuz bunu. Zorla partiyi kapatmak istiyorsunuz. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış onları. Onun için yapıyor. Bahçeli andımızı konuştu değil mi? Pimi çekilmiş bombadır dedi. Ne oldu Allah aşkına? Meğer bombanın ömrü geçmiş. Akıl, aklı ve mantığı bir köşeye bırakıp ön yargılarınızla bir devleti yönetmeye kalkarsanız canak kaptancı onu verir misin duvara oraya? çarparsınız gelir duvar geldiler duvara çarptılar akılla yönetmiyorlar devleti mantıkla yönetmiyorlar demokrasi kültürün içinde yönetmiyorlar dayatmatik kültür içinde şimdi, yönetiyorlar şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir de evet. dün Canan Kaftancıoğlu partinizin İstanbul İl Başkanı ben dün konuştum Aile da baktım. O da Hakkari, evet. Diyarbakır işte bölgede. Öyle, öyle. Bölgede, bölgedeler. bölgedeki kadınlarla öyle. konuşuyordu. Yani kadın meselesi çok önemli bir mesele. Öyle. Bu arada bakın Bilecik Belediye Başkanı Şahin'e evet. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan afiş nedeniyle soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmesine tepki gösterdiği afişler nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Sözleşmesi. Bunlar kadına şiddeti savunuyorlar. Kadını ikinci sınıf vatandaş görüyorlar. İsmail Bey Allah aşkına okuyayım. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı nedir? Evet. Madde 1. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek. Kovuşturmak, ortadan kaldırmak. Nesine karşı bunlar? Kadına karşı her türlü şiddete kadınları koruyorsun. Öyle diyor sözleşme. Ve aile içi şiddet varsa onu da önlemek diyor. Kovuşturmak varsa böyle bir şey yapın diyor. Devam ediyor. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Niye? Bunun nesine karşı? Efendim vali soruşturma açacakmış. İstediği kadar soruşturma açsın. Bunların demokrasiden nasibini aldıkları falan da şüpheli yani. Kadın şiddet görmesin istiyoruz. Kadın ikinci sınıf vatandaş olmasın istiyoruz. Kadın aile içi şiddeti aile içi şiddet olmasın istiyor. Ya kadın Neşet Ertaş ne kadar güzel söylemiş. Kadın insandır ben de insan oldum. Aklıma yani. ne geliyor biliyor musun yani. sen Kılıçdaroğlu? Evet. O soruyu size sorayım. Şimdi evet. Emine Erdoğan first day'di. İşte Ailenin kızları, evet, evet. onlar da bu konularda duyarlı. Duyarlı, kabul ediyorum. Ee, Peki kızı... niye kaldırdı bunu? Ben bunu anlamıyorum. Yani burada burada bir şey bizim göremediğimiz bir şey Efendim, mi var. Niye kaldırdı bunu? Acaba ben, Evet ben işte yüzde bir, yüzde yarım oy nasıl alabilirim? E, belli çevrelerden alabilirim. Onun hesabı, yani Öyle koltuk mi? hesabıyla tamamen yapılmış bu. Arkadaş, sen ne yaparsan yap. Senin yolun göründü sen gidiyorsun arkadaş. Bu millet senden bıktı ya. 19 yıldır devleti yönetiyorsun. 10 milyonu aşkın işsiz yaratıyorsun ya. 10 milyonu aşkın ya. Ve bu insanlar, bu gencecik çocuklar, filinta gibi çocuklar geleceği yurt dışında arıyorlar ya. Acaba bunlar o çocukları yurt dışına gidenlerin anne ve babalarını düşünüyorlar mı ya? Evlat acısını, hasretini düşünüyorlar mı acaba bunlar? çocuğunu yetiştirmiş, üniversiteyi mezun etmiş, üniversiteden yememiş bu çocuğu okutmuş, giymemiş bu çocuğa giydirmiş, bütün fedakarlıklara katlanmış ve bu çocuğun geleceği yurt dışında arıyor. Bir soru daha sormak istiyorum efendim. Dün ajanslara Benim vicdanım bakarken... kabul etmiyor İsmail Bey. Benim vicdanım kabul etmiyor. O annelerin, babaların acısı, evlat acısı. Benim evladım niye benim ülkemde çalışmıyor da başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyor? Niye oraya göç ediyor diye? Ya bunlar düşünüyorlar mı acaba bunu? Sen Bunlarda olur. vicdan var mı Allah aşkına ya? Vallahi vicdan yok. Vallahi yok ya. Kendi çocukları için her türlü imkanı sağlıyorlar. Üniversiteyi bitirmişti. Elektrik, elektronik bölümü mezunu işsiz. İşsiz. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. O üniversiteye girmek bir sefer çok zor. Yüksek puan alacaksın. Baba annesinin harçlığına muhtaç. Şimdi efendim kaygılandığım bir konu oldu dün. Evet. Sizinle bu yayın için hazırlanırken Meclis Başkanı Şen Bizim ülkemiz güzel bir ülke değil mi? Ve dünyanın en güzel ülkesi. Ben şöyle tanımlıyorum. İşte bu ülkede Öyle. yaşayan hepimiz, ben, siz, evet. orada kameraman evet. arkadaş hepimiz eşit hak Bir tapu düşünün, bir Öyle. evin tapusu. Öyle. Eşitiz hepimiz. Öyle. Ve bu tapu senedinin aslında Montrö Lozan. Lozan tabii. Yani Cumhuriyetimizin kurucuları. Başta Mustafa Kemal Ankara Atatürk. Ankara Anlaşması. Tabii. Şimdi efendim fakat dün korktum ben. Neden biliyor musunuz? Evet. Bakın. Cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de Evet Montreux Sözleşmesi'nden de çıkabilir. Buna yetkisi var. Bunu söyleyen meclis başkanı efendim. Çıkabilir doğru. Yetkisi var yok. Yanlış. Çıkabilir çünkü ne olacak ya? Ben çıktım diyor. Akıl yok zaten. Bitmiş o. Devlet yönetimi yok. O da bitmiş tek bir şeye kilitlenmiş durumda Erdoğan şu anda. Ben koltuğumu nasıl korurum? Ben burada nasıl kalırım? İsterse Türkiye'de yangın çıksın. Türkiye'de işsizlik isterse 20 milyon olsun. Ben burada kalayım da ne olursa olsun. Bu anlayış. O nedenle bir gece yarısı kararnamesiyle biz kararıyla affeder. Montreux'den çıktık diye de bir şey yayınlayabilir yani benim adım recep Tayyip erdoğan değil bundan sonra adım Lozan değiştirdim lozanla ilgili de lozanla ilgili de eleştiriler getiriyorlardı ya lozanı da tabii şimdi bakın ama bu kaygı buna yetkisi var yetkisi yok efendim yetkisi yok o yetki Türkiye Büyük Millet Meclisindedir Şentop'un zaten meclisi yönetme diye bir yeteneği ve kabiliyeti de yok zaten Şentop yukarıdan gelen talimatları me meclis başkanı olarak aşağıya yansıtan kişidir ya yani aracı kişidir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fiilen ve gerçek anlamda başkanı değildir. Ta Erdoğan'ın talimatlarını yasalara göre, anayasaya göre, iş meclisi iş düzüğüne göre seçilmiş bir kişidir. Dolayısıyla kendisi vesayet altındadır. Parlamento da vesayet altındadır. Hmm. Kalkıyorsunuz istediğiniz kişinin talimat geliyor yukarıdan dokunulmazlığını kaldırıyorsunuz. İstediğiniz kişiyi parlamentodan atabiliyorsunuz. Neye göre? Hangi demokratik kurala göre? Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorsunuz. Yasak yasaları uygulamıyorsunuz. Parlamentoda AK Parti ve MHP grubu yukarıdan gelen talimata göre el kaldırıp indiren grup bunlar. Bunların iradeleri yok. Meclis başkanı da dahil olmak üzere. Ya sen Montreux Anlaşması ne olduğunu biliyor musun? Lozan'ın ne olduğunu biliyor musun? Akıl alacak şey değil. İşte bunlar devleti yönetiyorlar. Devleti yönettikleri işindir ki Türkiye bu hale geldi. Peki bir soru daha. Şimdi bugün Sözcü gazetesinde okudum. Evet. Bir araştırma. Murat Gezici'nin de bir araştırmasının evet. raporları vardı orada. Detaylı bir rapor. Ama şöyle başlığını okuyup evet. size sormak istiyorum. Çünkü sizin iddia ettiğiniz gibi bu sene sonunda seçimde olsa er ya da geç olacak. Z kuşağına %75'i iktidara oy vermeyecek diyor. Evet. Gençler ve siyaset. Tabii. Gençler görmüyor mu bu tabloyu? Tabloyu görüyor gençler. %75 düşük bir rakam. Yüzde yüze yakınının oy vermemesi lazım. Bakın yüzde yüze yakınının oy vermemesi lazım. Nefes alamıyor gençler. Düşüncelerini ifade edemiyorlar. Tweet attığı zaman hapse girer miyim girmemiz miyim diye endişe taşıyorlar. Çoğu işsiz. Üniversiteyi bitirdikleri zaman çoğu işsiz kalacak bu insanların. Hangi iktidara oy verecekler? Kendilerini bu tabloyu, kendilerine bu tabloyu ...yaratan iktidara mı oy verecekler? ve Vermeyecekler. Kesinlikle vermeyecekler. 6 milyon 300 bin genç... ...İsmail Bey... ...6 milyon 300 bin genç... ...Türkiye'nin 2023'te kaderini belirleyecek. Eğer seçim o tarihte yapılırsa. Veya erken Altı, yapılırsa e, da. 6 milyon 300 bin genç. Hı. Çünkü 6 milyon 300 bin genç... ...ilk kez gidip oy kullanacaklar. Demokrasi için. Kendi gelecekleri için. Kendi geleceklerini ...yurt dışında değil... Türkiye'de arayan gençler oy kullanacaklar. Peki. Kendilerini dışarıya mahkum eden iktidara oy vermeyecekler. Şimdi efendim mesela ben meselelere bakarken işte Sayın Erdoğan, Türkiye'nin evet. Cumhurbaşkanı'na yani makama çok saygı duyan bir insan. Yani çünkü devlet evet. bizim kafamızda... Makama herkesin ha. saygı duyması Fakat lazım. Fakat şimdi bir partili Cumhurbaşkanlığı olunca böyle bir şey oluyor. Evet. Bazen bir açıklama görüyoruz. İşte evet. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı belli evet. orada başka ama evet. bir de mesela sizi eleştiriyor ya da İyi Parti'yi eleştiriyor. Onu orada biz yadırgıyorum. Neden bunu aklıma geldi? Evet. Bir meslek büyüğüm. Hı. 70'li yaşlarında ama duayen bir gazeteci evet. diyor ki biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği mantıkla Sayın Erdoğan tek bir imzayla istese anayasayı da çıkarabilir diyor. Hayır çıkaramaz. Hayır çıkarabilir yani. Ben anayasayı yaptım der. Resmi gazetede yayınlanır ama bize göre nasıl İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışan ya da önlemeyi öngören sözleşme nasıl yürürlükteyse o karara rağmen yürürlükte kararı yani yok hükmünde Eski deyimle kehenleyim Böyle bir karar yoktur aslında. Bu Kararın yürürlüğü yoktur. Hmm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine kimse ipotek koyamaz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bütün partiler buna evet demiştir. Ama bir kişi hayır demiştir. Önce o da onayladı. Sonra hayır dedi. Neden? Acaba bir yerden yüzde bir ikilik oy alabilir miyim? Koltuğumun yerinde koruyabilir miyim? Ben koltukta oturabilir miyim? Koltuk için demokrasi feda edilmez. Koltuk için bu kadar büyük olaylar yaratılmaz. Bakın Bahattin Yücel de diyor ki biraz önceki açıklaması üzerine acaba Kılıçdaroğlu Montreal konusunda ne yapmayı düşünüyor mesela diyor. Hani şimdi Montreux... yapamazlar efendim yapamazlar. 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 Kampanyalara bakıyorum. Sosyal medyaya bir baktığım zaman efendim emeklilikte yaşa takılanlar. Çözüm önleriniz nedir? Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Onlara sağlıklı ve tutarlı, onların da kabul edeceği bir geçiş, yeniden bir geçiş sağlayacağız ve onların haklarını teslim edeceğiz. Buradaki temel sorun ne biliyor musunuz Nedir? İsmail Bey? Bu insanlar emeklilik prim ödeme gün sayısını doldurduktan sonra çalışmıyorlar, işten ayrılıyorlar. Çünkü daha fazla çalışıp daha çok prim ödediklerinde maaşları düşüyor emekli aylıkları. Dünyada böyle bir garabet yok sadece bizim ülkemizde var. Normalde daha fazla çalışıp daha çok prim ödeyince emekli olduğunuzda daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Bizde tam tersini yaptılar. Reform yapıyorlar ya. Daha çok prim ödüyorsunuz, daha uzun süre çalışıyorsunuz, daha az maaş alıyorsunuz. Akıl alacak şey değil. Bunlar devleti falan yönetmiyorlar yani. İktidara geldiğiniz zaman çözeriz. Düzelteceğiz. E, tamamen düzel, tabii tamamen düzelteceğiz. Peki yine bir başka Onlara sözüm var. Düzelteceğim. Bir başka önemli kampanya Atanmayan öğretmenler efendim bizi atanamayan demiyoruz Tabii. niye atanamayan atama At bekleyen öğretmenler çözüm öneriniz çözüm bakın Sayıştay'ın raporu var 138.393 öğretmen açığı var ben söylemiyorum 138.393 öğretmen İlk yapacağım bak bir hafta içinde Allah nasip eder gelir İlk bir hafta içinde 138.393 öğretmeni görevlendireceğiz. Kural çekeceğiz, herkes gidecek yerine. Peki. Birleştirilmiş sınıflar var, ayıracağız. Eğitime büyük yatırım yapacağız. Belli nüfus sahibi, nüfusa sahip olan yerlerdeki okulları yeniden açacağız. Ve bu atama bekleyen öğretmenlerimizin büyük bir kısmını hepsini atacağız. Peki. 6300 ek gösterge getireceğiz. 6300 ek gösterge gelince çok sayıda öğretmenimiz emekli olacak kendi isteğiyle. Onların yerine de görev bekleyen, atama bekleyen öğretmenleri atacağız Efendim şansı. 3600 konusunda verim sözler var. Polisimizin, öğretmenimizin, hemşiremizin, sağlık çalışanımızın, ve din, çalışan. din görevlilerimizin. Evet, evet, Bunu çözecek misiniz? Evet, çözeceğim, çözeceğim. 3600 tabii ek gösterge. Bunlar söz verdiler. Bunlar hangi sözü tuttuk ki? Allah aşkına şöyle bir vatandaşlarımız düşünüp baksın Hangi sözü tuttular? Hangi sözün arkasında durdular? Bir sürü laf ettiler. Hiçbir şey yapmadılar. Kime hizmet ettiler? Ben söylüyorum beşli çeteye hizmet ettiler. Başka kimseye değil. Sen Para onların parasıydı. Onlar da aldılar paraları. Dünyanın paralarını aldılar. Dolar yüzü olarak aldılar. Hepsi götürdü Londra'daki bankalara yatırdılar. Peki. Efendim demokrasi meydanına katıldınız. Çok teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladınız. Bursa'ya gideceksiniz. Yolunuz açık evet, olsun. Bursa Bursa'da ne var? E, Bursa'da Diyaretten. yine belediyelerimizde, belediyelerimizin yaptığı güzel hizmetler var. Onların açılışı var. Esnaf gezimiz var. Peki. Çiftçilerle ve kanaat önderleriyle buluşmamız var. Sağ olun. Değerli Çalarsat olun. ailesi izin verirseniz ben konum uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere aranıza döneceğim.